Gruplar adına son söz Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına Sayın İsmail Özdemir. İsmail Bey, şahsı adına da talebiniz var. Onu da birleştiriyorum. 15 dakikadır toplam süreniz. Buyurun. Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri, Gazi Meclisimize sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Sözlerimin hemen başında bugün Anadolu Ajansı'nın Kahire'de bulunan ofisine baskın düzenleyen Mısır polisinin bir Türk vatandaşını ve 4 çalışanını gözaltına alarak bilinmeyen bir yere götürüldüğüyle alakalı bir haber malumumuz olmuştur. Bu kapsamda da basın özgürlüğü ve ifade hürriyetine açık bir saldırı anlamını taşıyan bu eylemi aynı zamanda ülkemize karşı da açık bir hakaret ve husumet olarak değerlendirdiğimizi belirtmek istiyorum. Tam da bölgede barış ve istikrarın tesis edilmeye çalışıldığı, diplomatik faaliyetlerin, diplomasi anlamındaki girişimlerin artmış olduğu, iyi niyet göstergelerinin sergilenmiş olduğu böylesi bir dönemde yapılmış bulunan Mısır yönetimi tarafından bu girişimi kabul edilemez olduğunu ifade etmekle beraber kınadığımı da belirtmek isterim. Ve aynı çerçevede de Anadolu Ajansı'na da buradan geçmiş olsun temennilerinde bulunuyorum. Tabii uluslararası arenada son yıllarda yoğun bir hareketlilik gözlemleniyor. Bilhassa çatışma ortamlarının da artmış olması ve yine küresel rekabetin iki kutuplu seviyeden çok daha geniş bir alana yayılması, bölgesel rekabet seviyesine kadar indirgenmesi başkaca sorunları da yine her ülkenin karşısına getiriyor ki bu sorunlar aynı zamanda sadece dış politika çerçevesinde kalmayıp aynı zamanda ülkelerin de iç siyasetini, iç gelişmelerini etkileyen neticeler doğuruyor. Bu anlamda da Türkiye genel itibariyle istikrarsızlıklarla dolu bir coğrafya ile çevrilmeye başlanıldı. 2003 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ı işgal etmesi ve yine Irak'ta o tarihten itibaren baş gösteren hadiseler bunun bir yansıması olarak Arap Baharı ile devam edip neticede Suriye'ye kadar gelen gelişmeler ve bugün de zaten üzerinde sıklıkla durduğumuz konu başlıklarından olan Doğu Akdeniz meselesi. Ancak hiç şüphe yok ki bizler bunu konuşurken Irak'ta yaşanan son gelişmeler önümüzdeki yakın vadede karşımıza daha ciddi problemlerin gelebileceğini bize şimdiden işaret ediyor. Biraz evvel de ifade ettim. 2003 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin bu ülkeyi işgal etmesinin akabinde ülkede sosyal dokuda başlayan çözülme ve gerginlik ne yazık ki etnik ve mezhep temelli ayrışmaların körüklenmesine sebep olmakla beraber Irak'ta da devlet otoritesinin zayıflaması sonucunu doğurdu. Kaldı ki yine Arap Baharı ile beraber hep birlikte gördük. IŞİD gibi vahşetle anılan bir terör örgütünün çıkışı da yine Irak'taki daha fazla güç boşluğundan kaynaklandı. Nedenlerden bir tanesi buydu. İşte böylesine gergin bir düzlemde bulunan, istikrarsızlığa hakim kılınmak istenilen yakın komşumuz Irak'ta Ekim ayından bu yana çok önemli toplumsal olaylar vuku buldu. Bu toplumsal olayların nedenlerine baktığımızda işsizlik gibi, ekonomik sıkıntılar gibi bazı gerekçeler olmakla beraber eylemlerin seyriyle beraber zaman içerisinde daha çok Irak'ın egemenliğini savunan Iraklıların da ortaya çıktığını ve bu taleplerini açık ve net bir şekilde hem kendi ülke kamuoyuna hem dünya kamuoyuna yansıttıklarını gördük. Ve bu hadiseler bir bakıma Irak'taki başbakanının istifasına kadar yaşanan olayları beraberinde getirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ı işgalinden sonra bilhassa İran'ın da Irak üzerindeki bazı çaba ve gayretlerinin olduğu ifade ediliyor. Ve yine IŞİD'le birlikte Irak'ta İran'ın da kendine yakın olduğu değerlendirilen bazı gruplarla bu sürece dahil olduğunu gözlemlemiştik. Dolayısıyla gelinen aşamada bir dönem Irak hükümetinin davetiyle yani IŞİD'le mücadelede yetersiz kaldığı düşüncesiyle Birleşmiş Milletler'e başvurması ardından Amerika Birleşik Devletleri öncülüğünde oluşturulan IŞİD'le mücadele koalisyonu çerçevesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin bu ülkede bulunması durumu varken diğer tarafta yine İran'ın kendisine yakın olduğunu düşündüğü veyahut
İran'a yakın olarak kendisini hisseden Irak'taki bazı gruplarında yine bu ülkedeki eylemlerine tanıklık ettik. Ve bu eylemler nihayetinde Irak'taki gösterilerle beraber birleştiğinde hakikaten gergin olarak en nihayetinde de çatışmaya kadar varabilecek, bundan sonrası açısından da daha vahim olabilecek şekilde sokaklara kadar bu çatışmanın ve şiddetin yayılabileceği bir etkiyi ve riski ne yazık ki karşımızda bulunduruyor. İran'ın resmi bir görevlisi olan Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Bağdat'ta Amerika Birleşik Devletleri tarafından öldürülmesi de yine Irak üzerindeki iki ülkenin, yani hem Amerika Birleşik Devletleri'nin hem de İran'ın hesaplaşmasını bir bakıma bizim karşımıza, bölgeye ve tüm dünyaya getirmiş oldu. Peki neler oldu gerçekte? Yani Kasım Süleymani'nin öldürülmesine kadar gelen süreçte, bu yakın zaman diliminde, çok da uzak değil, Ekim'de başladı Irak'ta gösteriler, neler oldu? Bunu Gazi Meclisimizin dikkatine arz etmek istiyorum. Irak'taki gösterilerde başlangıçta ekonomik sıkıntılar ifade edilirken bir noktadan sonra gösterilerin bir kısmı Irak'ta bulunan bilhassa Necef ve Kerbela'daki İran'a ait diplomatik temsilcilere yönelik saldırılar şeklinde cereyan etti. Ve bu gösterilerde Amerika Birleşik Devletleri tarafından 3 Ocak günü öldürülen General Kasım Süleymani'nin resimleri kullanılarak, hatta bu resimlerin üzerine çarpı işareti koyularak bir anti-propaganda faaliyetleriyle beraber protestolar da oldu. Bunun karşılığında da yakın bir dönem içerisinde, hemen bunu takip eden günlerde, yine Amerika Birleşik Devletleri'nin Kerkük kentine yakın bir konumda bulunan Kabir Askeri Üssü'ne Haçlı Şabi olarak isimlendirilen, Irak'ta Irak yasalarına göre resmi bir oluşum olan, ancak pek çok uluslararası çevre nazarında İran'a yakın olarak değerlendirilen silahlı bir grubun saldırısı, füzeli saldırısı oldu. Hemen peşi sıra buna cevaben Amerika Birleşik Devletleri de Irak ve Suriye'de bulunan bazı Haçlı Şabi üslerine de misilleme saldırılarında bulundu ki olayın fitili de zaten bundan sonra ateşlenmiş oldu. Hepimiz biliyoruz. Peşi sıra Amerika Birleşik Devletleri'nin Bağdat'ta bulunan Büyükelçiliği bazı göstericiler tarafından basıldı ve bu göstericiler sanki imza atarcasına Bağdat Büyükelçiliği'nin duvarına "Liderimiz Kasım Süleymani'dir" sloganı yazdılar. Çok geçmeden Amerika Birleşik Devletleri Kasım Süleymani'yi Şam'dan Bağdat'a yapmış olduğu bir seyahati sırasında da öldürdü. İşte bütün bu gelişmeler yakın zaman içerisinde hesaplaşmanın Irak merkezli olabileceği ne yazık ki tehdit ve riskini bizim karşımıza getirmiş bulunuyordu ki zaten İran'da bu olayın sonrasında hakikaten çok ciddi tepkiler gösterdi. Çünkü General Kasım Süleymani'nin İran nazarındaki önemini ifade eden İran yetkili makamlarından yapılan açıklamalarla beraber dünya kamuoyundan yapılan değerlendirmelerde beraber düşünüldüğünde bu saldırıya İran tarafı da Amerika Birleşik Devletleri'nin Ayn el-Esed ve Erbil'de bulunan askeri üslerine füzeli saldırıda bulunmalarıyla beraber cevap verdiğini gözlemlemiş olduk. Ve gerekçesini Amerika Birleşik Devletleri açıkladığında İran tarafının Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'taki bazı üslerine, askeri üslerine saldırı hazırlığında olduğu ve uluslararası terminolojiye yeni bir ifade girdi. Önleyici tedbir. Önleyici tedbir kapsamında da böylesi bir olaya müracaat edildiği bilgisi resmi makamlarca paylaşıldı. Gelinen aşamada ise Irak hükümeti devlet otoritesinin sarsılmış olduğunun bilincinde olmalı ki yaşanan Amerika ve İran arasındaki gerginlikten kendi ülkesini koruyabilmek adına her iki tarafa da gerekli çağrılar yaptı ama bilhassa Amerika Birleşik Devletleri'nden ülkede bulunan askerlerini çekmesini istedi. Irak Meclisi'nin bu anlamda almış olduğu bir karar olduğunu biliyoruz. Ancak çok ilginçtir, bu karara Amerika Birleşik Devletleri'nin verdiği cevap Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın ifadesiyle 35 milyar dolarlık bir ödemeyi Irak tarafı yapması halinde biz buradan askerlerimizi çekebiliriz oldu. Yani yakın zaman içerisinde Irak hükümeti her ne kadar egemenliğini korumak isterse istesin, bölgede İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında
vekalet yoluyla yürütülen çatışmaların ve gerginliğin Irak üzerindeki yaratmış olduğu tesirinin, olumsuz tesirinin artması tehlikesi ne yazık ki karşımıza bulunuyor. Biz bu tehdit ortaya çıktığında başkaca bazı sorunlarla yüz yüze kaldığımızı biliyoruz. Bu kapsamda bilhassa Irak'ın bir önceki rejimi olan Baas rejiminden arta kalan bazı yapılanmaların Irak'ta IŞİD'in ortaya çıkışında bu terör örgütüne destek verdiğini ve bu terör örgütünün yayılmasına, etkisini, potansiyelini arttırmasına ne yazık ki sebebiyet verdiğini biliyoruz. Dolayısıyla Irak yeniden bir kaos ortamına sürüklenirse, yeniden bir iç savaş ortamına girerse, IŞİD terör örgütünün bölgedeki varlığının ne yazık ki ortaya çıkması seçeneği tehlikesi karşımıza bulunuyor. Bundan Irak olumsuz bir şekilde etkilenecektir. Bu kapsamda Irak'a Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vereceği destek, hem dostumuz hem de komşu ülkemiz olarak vereceği desteğin hakikaten anlam ve önemi büyüktür. Çünkü bir yerde bir çatışma iklimi doğarsa, Suriye'den tecrübe ettik, Irak'ta şimdiki yeni koşullarla beraber, bölgedeki yeni gerginliklerle beraber, var olan mevcut şartlar düşünüldüğünde daha geniş çaptaki bir etkiyle ülkemizin olumsuz bir tesir altında kalması kaçınılmaz hale gelebilir. IŞİD'in sevdiği terör ortamını hiç şüphe yok ki PKK terör örgütü de atlamayacaktır. Bu kapsamda Suriye'de, Cenevre'de anayasa yapım sürecine geçilmişken, anayasa yapım sürecinde Suriye'nin geleceğiyle alakalı bazı konular olgunlaşma evresine girmişken, Suriye'deki PKK terör örgütünün kolu olan PYD'yi meşrulaştırma çabaları varken, şayet Irak'ta da böylesi bir düzlemde, böylesi bir zamanlamayla PKK'nın alan bulacağı yeni bazı olumsuz şartlar, bizim için olumsuz şartlar oluşursa, hiç şüphe yok ki bundan sadece Irak değil, sadece bölge değil, elbette biz de ne yazık ki olumsuz etkileneceğiz. İşte bu kapsamda ülkemizin yaşanan olayların hemen akabinde taraflara itidal çağrısını yapması yerinde olmuştur. Dışişleri Bakanlığımızın gerginliğin azaltılmasına yönelik hem Amerika Birleşik Devletleri'ne hem de İran'a yapmış olduğu çağrı yerindedir. Zamanlama itibariyle doğrudur. Benzer şekilde Dışişleri Bakanımızın Irak'a yapmış olduğu seyahati de önemsediğimizi ifade etmek lazım. Çünkü burada Sayın Bakan'ın açıklamaları hakikaten konunun hükümetimiz nazarından da vaktinde doğru değerlendirdiğini işaret ediyor ki zaten IŞİD'in tekrar ortaya çıkmamasıyla alakalı Irak hükümetiyle müşterek çalışmaların devam edeceği ve PKK terör örgütüne karşı da bunun hem Irak'ın toprak bütünlüğü hem de Türkiye'ye karşı tehdit oluşturmaması anlamında iki ülke hükümetlerinin ortak çalışma ve gayret içerisinde olacağının açıklanması son derece önemli. Tabii Irak'a bazı konularda da yardımcı olma mecburiyetimiz karşımızda bulunuyor. Çünkü Irak huzura kavuşmadan, Bağdat huzura ermeden, Şam'ın bu anlamdaki istikrarı tesis edilmeden, bölgemizdeki diğer yakın coğrafyamızda, bizim Türkiye olarak mücavir alanımızdaki coğrafyalarda huzurun tesis edilmeden bizim de huzur ikliminde olacağımız düşünülemez. Bu kapsamda Irak'ın yeniden imar çalışmalarına yönelik Türkiye'nin Kuveyt konferansında taahhüt ettiği 5 milyar dolarlık krediyi verecek olması, bu sözünün arkasında bulunması ayrı bir anlam ve öneme sahip ve Irak'ın bir başka bizden talebi olan su konusunda da, su anlaşması konusunda da ülkemizin yine adım atması büyük bir önem taşıyor ki zaten Dışişleri Komisyonu'ndan Irak'la yapmış olduğumuz su ile alakalı bir anlaşma geçmişti. Genel kurulun onayı için şu anda Yüce Meclisimizin önünde bu durumda bekliyor. Mevzu Irak'ken son olarak şunu da ifade etmemiz lazım. Irak işgal olduktan sonra orada etnik ve mezhep temelli ayrımcılıkla beraber Sünni, Şii ve Kürt olmak üzere üç ayrı yapılanma üzerinden giderek yanlış bir ve çarpık bir ne yazık ki siyasal sisteme geçildi. Bütün bu durumlardan orada yaşayan Türkmen soydaşlarımız da hakikaten olumsuz etkilendi. Bilhassa böylesi bir iklimde, bilhassa böylesi bir dönemde Irak'ta en mağdur kesim olan ve bu mağduriyetlerini her düzlemde ne yazık ki yaşayan ve yaşatılmak zorunda kalan Türkmenlere yönelik de ülkemizin vereceği desteğin önemli olduğunu ifade ediyorum. Gazi Meclisimizi sevgiyle, saygılarımla selamlıyorum. Evet, birinci madde üzerindeki konuşmalar tamamlanmıştır. Söz talebi yok.
Görüşmeler tamamlanmıştır. Birinci madde önerinize sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir.